Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Muhabir arkadaşlarıma, kardeşlerime de Trabzon'dan selamlar. Nasılsın? Selamlar. Nasıl gidiyor hayat? İyiyim Kerem. Sen nasılsın? İyiyim. Bir Her puan şey yolunda. üstündesin. Bu hafta sonu seni ekarte ediyorum. Yoluma devam edeceğim. Premier Lig'de. Evet, Yani birkaç kesinlikle. haftalık olabilir ama netice değişmez sezon sonu Yunus Emre Sel. Biz dönelim Trabzonspor'a Yunus Emre. Abdullah Hoca ile sanıyorum medya mensupları bir araya geldi, bir sohbet toplantısı söz konusu oldu ve benim yazılanlardan gördüğüm kadarıyla hocanın motivasyonuyla alakalı insanların olumlu görüşleri var. Bilmiyorum sen Kesinlikle. hoca ile alakalı nasıl gözlemlerde bulundun? Böyle Şimdi bir başlayalım. şey ekleyebilir miyim? Emre bir şey ekleyecek. Hoca pide ısmarladı mı abi? Onu sormak istiyorum abi. Kıymalı yumurtalı yedim ben Emre. Maşallah. Afiyet olsun. Genelde Eyvallah. tercih neydi peki? Ben yuvarlak peynirli tek yumurtalı seviyorum ama sadece Yok. sarısı. Hoca da yuvarlak kıymalı tercihi kesinlikle. Tek Ondan yumurtalı mı, şaşmıyor. iki yumurtalı mı? Hatta kendisi pideyi bayağı bir seviyor. Yani Trabzon'un ilçeleri Sürmene'ye gidiyor. Hatta Giresun'a dahi pide yemeye gitmişliği var. Onu da anlattı. Trabzon hemen hemen her pide restoranında da lokantasında da pide tatmışlığı var. Pideyi bayağı bir seviyor, benimsiyor. Zaten bu yörenin çocuğu Abdullah Avcı. Rizeli, Evet. çok uzak değil. Ama enerjisi çok iyiydi. Bu çok önemliydi. Bunu bize de yansıttı fazlasıyla. Özellikle sezon başlangıcından itibaren zaman zaman çok yoğun şekilde eleştirildi. Ama son 2 haftadaki galibiyetler hocayı gerçekten çok ciddi bir şekilde rahatlatmış gözüküyor. Sadece milli takım arasında sakat oyuncuların çokluğu ve milli takıma giden oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle istediği gibi çalışma yapamamaktan biraz şikayetçiydi, ama genel olarak çok 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 iyi mesajlar verdi ve gerçekten ruh hali olarak da çok iyiydi. Geçen seneki şampiyonluktan sonra insanların bu sene de çok ciddi başarı beklentisi içerisinde olduğunu ve bunu kendisine yansıttığını söyledi Abdullah Hoca ve bu beklentiyi karşılamaya çalışacaklarını söyledi. Aslında şöyle şampiyon olarak tabii ki çok büyük iş başardı Trabzonspor'la birlikte, ama buradan bir efsane olarak ayrılmak istiyor. Bunu çok net bir şekilde dile getirmedi ama buna bence imada bulundu. Gerçekten çok güzel, dolu dolu bir sohbet toplantısı oldu. O da kendi duygu düşüncelerini paylaştı. Biz de kendisiyle kendi görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaştık. Bu zaman zaman soru sorduk. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Antrenman da çok verimliydi aslında. Özellikle çok fazla açık antrenman olmuyor maç yoğunluğundan dolayı. Mesela Trabzonspor 16 gün içerisinde 5 maç oynayacak ve önündeki 42 gün içerisinde de 10 maça çıkacak. Yani ortalama 4 günde bir maç yapacak Trabzonspor. Bu çok yoğun bir trafik ve dolayısıyla bu sürede çok fazla antrenmanları açma veya basın mensuplarıyla bir araya gelme şansı olmayacak, ama en azından bu süreyi değerlendirme noktasında çok çok verimliydi. Dolayısıyla hocanın enerjisinin yüksek olduğunu ve bu enerjinin takıma da, şehre de, basın mensuplarına da çok olumlu yansıdığını söyleyebilirim Kerem. Yunus Emre, Kayserispor mücadelesi bekliyor Trabzonspor'u. Kayserispor da zaman zaman gerçekten iyi iş çıkartan bir takım. Mutlak 3 puan hedefiyle mi bordo mavili takım sahada olacak? Kulübün ve camianın beklentisi ne bu mücadeleden? Tabii burada belirleyici olan nokta şu: milli takımdan dönen oyuncuların performansı, fiziksel durumu. 10 oyuncusu milli takıma gitti Trabzonspor'un. Çok yüksek bir sayı bu. Ve şu ana kadar herhangi ciddi bir sakatlık durumu olmadan geri döndü oyuncular. Uğurcan ve Eren Elmalı, Umut Bozok'la birlikte önceki gün geldi. Bugün rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdiler. Siyopis, Bakasetas, Larsen ve Trezeguet de yarın şehirde olacaklar ve taktik antrenmana çıkmadan Kayseri kafilesine katılacak bu isimler. Dolayısıyla bunlarla çok fazla çalışma fırsatı olmayacak Abdullah Hoca'nın. Zaten sezon başından itibaren az önce saydığım isimler hemen hemen tüm maçlarda oynadı ve yoğun bir tempo içerisindeler. Dinlenme fırsatları olmadı. Ama takım kesinlikle Kayseri maçından da bir galibiyet alarak Monaco maçı öncesi çok daha ciddi bir moral motivasyon yüksekliğine sahip olmak istiyor ve takımın bunu istediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani özellikle hücum hattındaki rekabet çok iyi seviyede, savunmada rekabet çok kaliteli bir noktada ve bu enerji artarak devam ediyor. Ama Kayseri'de çok kolay bir rakip değil. Hoca bunun farkında. O yüzden yani çok baskın bir futbol değil, daha çok sonuca odaklı bir Trabzonspor göreceğiz bence Kayseri'de.
Yunus Emre, tabii ki takıma, milli takımlara giden oyuncular var. Takımla birlikte kalan, Trabzon'da kalan, çalışan futbolcular var. Hoca mutlaka 11 için bazı gözlemler de bulunuyordur. Nasıl bir kadro bekliyorsun Kayseri deplasmanında? Ya, yerli kuralı biraz hocanın elini kolunu bağlıyor açıkçası. Yani özellikle üçüncü yerli olayı biraz belirsizlik içeriyor Trabzonspor'da. Yani Uğurcan'ı ve Eren Elmalı'yı ilk 11'e koyuyorsunuz ama diğer üçüncü yerli kim olacak sorusu henüz net bir cevabına kavuşmuş değil. Abdülkadir Ömür'ü zaman zaman sağ kanatta değerlendiriyor. Bazen Maxi Gomez'i kenara çekmek zorunda kalıyor. Umut Bozok'la başlıyor Abdullah Avcı. Yusuf Yazıcı yeni sakatlıktan çıkıyor. Tam istenilen form düzeyine henüz ulaşabilmiş değil. O yüzden biraz bu yerli kuralıyla alakalı sıkıntısı var. Bunu öncelikle söyleyelim. Dorukhan'ın sakatlanması bu noktada Abdullah Avcı'nın elini gerçekten çok zayıflar. Çünkü Dorukhan hani performansının yanı sıra bir joker oyuncu. Yerli ihtiyacı duyduğunda bir anda sağ beke koyabiliyorsun. 6 numaraya, 8 numaraya koyuyorsun. İstediğin oyun planını çok net bir şekilde koruyabiliyordun Dorukhan'la. Ama onun yokluğu biraz burada sıkıntı yaratıyor. Ama şöyle bir muhtemel 11 sarabiliriz Trabzonspor'a. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen, stoperde Bartra, Hugo ikilisi, sol beke, Eren Elmalı. Orta sahada Şofis Hamşik, Bakasete üçlüsü. Sağda Abdülkadir Ömür, solda Trezeguet, ileride Maxi Gomez'in olacağı bir kadro bekliyoruz. Burada bir değişiklik olursa Umut Bozok'la başlayıp sağ kanata farklı bir ismi de tercih edebilir Abdullah Avcı. Ama az önce söylediğim 11 çok yüksek ihtimal gözüküyor. Yunus Emre, bir küçük sorum daha olacak. Uğurcan son haftalarda biraz eleştiri alıyor. Milli takım performansıyla alakalı da yine eleştiriler söz konusu. Acaba o nasıl bir moralle dönüyor takımın içine? Uğurcan'ın son durumu ne? Çok iyiydi. Bugün antrenmanda rejenerasyon çalışması yaptı ama beklenenden, planlanandan daha uzun bir çalışma yaptı. Hı. Ve antrenmandan çıkarken de takım arkadaşlarıyla da şakallaştı, basın mensuplarına da selam verdi. Mental olarak çok gördüm, iyi gördüm Uğurcan Çakır'ı. Uğurcan Çakır'ın şöyle bir yapısı var Kerem. Uğurcan eleştirilerden daha fazla motive olan bir isim. Mesela tribünden Uğurcan aleyhine bir tezahürat oluyorsa bu Uğurcan'ı daha motive ediyor, daha da hırslandırıyor. Birçok oyuncu bunu olumsuz olarak görüyorken Uğurcan bundan kendisini besliyor ve daha da hırslanıyor. Böyle bir yapısı var. Zaten bunu kendisiyle yaptığım röportajda bizzat dile de getirmişti. O yüzden Uğurcan Çakır bu tarz konulara çok takılan bir isim değil. Ya ister istemez sonuç olarak insansın. Her ne kadar takılmıyorum desen de bir kıyas var ve bu kıyas hiç bitmeyecek gözüküyor. Bu durum Uğurcan'ı çok yormuyor şu an itibariyle. Bence Uğurcan Çakır zaten sezonlara çok iyi başlamıyor aslında ama devamında çok ciddi bir form grafiği artırıyor. Ama şu an Uğurcan çok fiziksel olarak da zihinsel olarak da çok iyi bir durumda. Yunus Emre, teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da selamlar diliyorum. Çok selamlar, selamlar abi. Çok sağ ol. Görüşürüz. Yunus Emre Sel bizle beraberdi. Muhabir masasında Trabzonspor'a dair gelişmeleri kendisinden dinledik ki Bordo Maviller de cumartesi saat 17'de deplasmanda Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek.